Hoş geldiniz. Excel'in tarih ve saat fonksiyonlarından hafta sayı fonksiyonunu inceleyelim. Bu fonksiyonun İngilizce karşılığı weeknum fonksiyonu. İngilizce Excel kullanan arkadaşlar weeknum olarak bu fonksiyonu kullanabilirler. Aslında isminden anlayabileceğiniz üzere seçili olan tarihin rast geldiği hafta numarasını verir. Bu sağ taraftaki örneğe bakacak olursak 1-1-2020 itibariyle o senenin ilk haftası başlamış oluyor. Tabii ilk haftasının başladığını söylerken şunu da belirtelim. Diyelim ki pazartesiden başlamadı hafta, cumadan başladı. O zaman cuma, cumartesi ve pazar bu üç günü ilk hafta olarak alır. Ondan sonrasını da ikinci hafta olarak getirecektir. Bunu da şimdi bir örnekle görelim. Hafta sayı fonksiyonunu açtık. Seri numarası kısmına, G2 hücresindeki tarih ifadesine girdik. Dönüş tarihinde iki pazartesi olarak seçiyoruz. Pazar olarak da seçebilirsiniz. Yaşadığınız ülke haftanın başlangıç gününü hangi gün kabul ediyorsa onu seçebilirsiniz. Ya da özel bir durum varsa buna göre dönüş türünü seçebilirsiniz. Parantezi kapattığınız Enter dediğiniz anda ve aşağı doğru işlemi çektiğinizde şimdi görüyorsunuz ki burada ilk 5 gün 1. haftadaymış. Şunu demek istiyoruz aslına bakarsanız. G2 hücresindeki tarihi I2 hücresine getirelim. Birazcık genişletelim şöyle. Sonra Ctrl 1 deyip hücreli biçimlendirme panelini açalım. Ve burada isteğe uyarlanmış dedikten sonra 3 tane veya 4 tane koyalım. G'yi koyup örneği gün olarak çevirelim. Tamam dediğimizde bakın çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Bu tarihleri yılın ilk haftasına, bundan sonrasını ise ikinci haftasına çeviriyor. Burada bir işlemimiz var. Bunu da hızlıca yapalım. Hafta sayı fonksiyonunu açalım. B2 hücresindeki değeri seri numara getirelim. Dönüş türünü de 2 olarak seçip parantezi kapatırsak 1 Mayıs'tan itibaren 18. hafta başlıyormuş ama dikkat edin cuma. Cumartesi ve pazarı da seçtik bakın. Hala bunlar 18 ama bundan sonrası için artık bir artış olacaktır. Gördüğünüz gibi 19. hafta, bu da 20. hafta. Yapacağınız işlemlerde hafta sayı yani weeknum fonksiyonu kullanacaksanız buna uygun bir algoritma geliştirebilirsiniz kafanızda ve dönüş türünü de belirterek Excel dosyalarınızda kullanabilirsiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.